yazılıdır. Biz bir olmalıyıq və erməni xalqının gücü ermənilik gücün içindədir. Burada Qarabağı, Naxçıvanı qaralayıb Qarabağı da götürüblər. Erməni torpağı kimi yanıkin dənizdən dənizə Ermənistan yaratmaq. Evet, bunu peki. Şimdi Azərbaycan Bakü'də önemli bir kişiyle tanıştık biz burada. Biraz sonra sizlere sunacağım bu belgelerde fotoğrafları çeken ve aslında burada kendisini de görüyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adınız soyadınız? Əlifşət Qasımov. 1988'de Qərbi Azərbaycandan qaçqın gəlmişəm. 91-ci ildə Dağlıq Qarabağda ermənilərin törətdiyi qaçamlara qoşulmuşam. Və orada ermənilərin törətdiyi bu hadisələri fotolenti almışam. Bu Qarabağdakı hadisələr, bunlar öldükdən sonra siz bunları mezardan mı çıkarttınız, yoksa bunlar sokaktan mı bu Azeri Türkleri topladınız? Deməli bu ölüler ermeniler tarafından işkencelere məruz kalmış meyitler idi. Onları ben gidip o ərazilərdən götürdüm. Evet. Ve onları bir fotoğrafa çekirdim, saxlayırdım. Ki bunlar hamısı dəhşətli faktlar idi. Şimdi burada toplam kaç fotoğraf var bu şekilde? 950 nəfərdi. 950 kişi. 50 kişi. Evet. Ama çocuk fotoğrafları da var. Var var, bəli, var. Onların çoğunun da ırzına geçilmiş. Hele orada 13 yaşında kız var. Ermeni tarafından 16 kişi tarafından zorlanmış bir 12-13 evet. yaşında kızın evet. katil ölünmesi. Onun böreğini çıkardı babalar. Çok garip idi. Ben gelip meyteye götürdüm, gördüm böreği yoktu. Evet, bu da dikiyor. Evet, dikirem orası. Dedim ki ben bu böreği. Hatta bu meyitlerin altına mina koydular. Meyitleri götürdüğünde demeli bir meyde göre bir neşe nefer ölürdü. Evet, ananın karnını yarıptılar. Ananın karnını yarıp çocuğu çarptılar. Evet, benim ellerimdi. Kaç tane bana ananın karnına koydum. Annenin karnından kesip çıkarılan bir sübyan, bir melek. Bunu sifatını soyup ağaca bağlamışlar. Evet. Hı. Sifatını soyuplar bile. Yüzünün derisini soymuşlar. Yüzünün derisini soymuşlar. Evet. Tabi bunlar gerçekten yani izleyicimiz inanılır gibi değil. Yani, kişide eline bak mismarlamışlar ellerinin içine. 30 tane gülle yarası var. Bunlar tabi böyle bu şekilde 950. 50, bəli. Babıdır. Evet, şu kızda. O 12 ya, 13 yaşında bir kızdı. 13 yaşında bir kız çocuğu ifade edip ondan sonra da öldürmüşler. Şimdi bunların böyle bir müze yapılıp bir soykırım müzesinde sergilenmesi gerekiyor. Dünya buna nasıl bakıyor acaba? İnsan hakları dernekleri nasıl bakıyor bu hadiseye? Açıkçası merak ediyoruz. Bakamıyorlar çünkü üzeriyor. Bu fotoğraflarda olan kişi de sizsiniz. Bəli, buyurun. Peki ne hissettiniz o an? Nasıl yapabildiniz? Yani belki de anlatarken dayanamadım. Belki de ilahının kuvvetidir. Büyük ilahının kuvvetidir. Ben de insana bakıyorum. Adın ne? Nizami. Allah nuru paşa rahmet eylesin. O olmasaydı bizi Azerbaycanlıları kırardılar Ermeniler hamur. Okullarda okuttular mı bunu Nuri Paşa'yı? Nereden duydun sen? Nereden biliyorsun ben Nuri Paşa'yı? Okumuşam. Ha, ama Rusya'da o zaman okumadın. Anlattılar vallahi mı? Yok, mektepte okumuşam. Bu kentte mektebimiz var. Güzel. Ha. Yani sonra uzun müddet ben Rusya'da yaşamışam. Ruslar hemşe Ermenilerin tarafını saklıyor. Piotr Perlo'yu, Piotr, birinci Piotr. Onlara yer verip Kafkaz'da. Ve onlara hemşe patriarşik edip ki... Sen Azerisin ama doğma büyüme. Ben Azeriyim, ben Azeriyim. Buradasınız. Babam. Kaç yüzyıldır biliyor musun? Ne vaxtdan da burada biz yaşıyoruz. Azerbaycanlılar. Kadimiden, temiz kadimiden. Olup Albanlar yaşayıp burada. Midye devleti olup. Qaba. Şimdi Ermenilerin soykırıma tabi tuttuğu Azerbaycan Bakü. Kuba'dayız ve bu Kuba'da bulunan toplu mezardayız. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ermeni Araştırma Merkezi'nin başkanıyım. Burası tesadüfen bulundu hocam. Bu mezarlık çok sırf tesadüfen bulunup burada bir stat olmalıydı. Orada bir inşaat işleri aparmak istemiştiler. O zaman böyle bir tesadüfen böyle bir mezarlık bulunması olması aşkarlandı. Ne kadar ceset çıkarıldı buradan ve ne kadar buradan, daha olduğu tahmin ediliyor? Buradan cesetlerin çıkarılması tahmin olunur ki burada bak bu mezarlıkta, bu gördüğünüz bu mezarlıkta 2000-3000 ceset olması görünür. İndi siz görürsünüz ki burada hatta daha taş yok, kemik var, her yer kemikler, kemiklerdi ve
Bunlar çocukların məzarları özəlliklə siz görürsünüz ki, üst-üstə qalanmış və erməni vəhşiliyinin sübutu kimi olmalıdır. Buraya uluslararası kuruluşları davet ettiniz mi, geldiler mi? Uluslararası kuruluşlar dəvət olunub, Azərbaycan Elmlər Akademisi bu işlə məşğuldur. Amma mən bildiyim kadarıyla buraya Azərbaycanda bulunan yabancı ölkələrin səfirlikləri, böyük elçiləri gəliblər və buranın doğrudan da belə bir məzarlığın 1918-ci ildə olmasını sübut eləyən kanıtlarla tanış olublar. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sevgili Tenzile Rüstem Hanım'la da konuşmaya hemen bu bağlamda bağlarsanız Tenzile Hanım minnettar olurum. Buyurun. Evet, yani demeyim odur ki bayağı burada oturdu. Herkes Kıbrıs'tan olan kardeşlerimiz de burada Türkiye'den olan da anlattı. Yaşadığımız bu 20. əsr ve 21. əsrin başlanacağında özellikle 20. əsrin evveli ve sonunda Azerbaycan Türklerinin yaşadığı o soyqırım mezalimler deyək ki yaşadığımız yani hiçbir farkı yoktu. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkü'nün aynı senaryoydu. Kerkük'te Kerkük Türkü, Telefer Türkü, Tebriz'de bugün İran'da Tebriz Türkü o olayları yaşayır. Evet. Danışma, okuma, kendi ana dilinde bir tek hakkını savunma, insan hakkını savunma şey yok. İskeçe'de, Batı Trakya'daki Türklerimiz. Yok yani bunlarda. Yani senaryo aynı. Ama ben buradan bir şey deyinmək istəyirəm. Biz bu faciələrimizi, bu dərdlərimizi bilirik. Bayağı sözümün əvvəlində dediğim kimi, özellikle yönetimdə oturan siyasi iradə, siyasi güç bu dediğimiz məsələləri bir masa ətrafında devlet başkanları oturursa çözə bilirlər və önemli olan püf nöqtədə odur. Ama elbette diğer devletlerin maraqları yok mu? Var. Mən engellemek isteyecekler. Bu da normaldır. Bu da normaldır. Ama ben özellikle bunu demek istedim. Ana vətənimiz Türkiye. Başımız Türk devletlerinin başı da Türkiye'miz. Türkiye'miz bu meselede biz Azerbaycan Türkü olarak çok iyi bilirik. Əsrin əvvəlinə, 20. əsrin əvvəllərindən bilirik Türkiye'mizin fədakarlıqlarını, yaptıklarını. Türkiye'miz bu meselede bugün hiçbir şey etmir deyə bilmərik. Türkiyəmiz bir çox şeylərə imza atıb və etməkdədir. Etməkdə də davam edəcəkdir. Nuriyə hanım, özəlliklə bir şey deyim. Orta Asiyanı iyi bilən bir kişi kimi deyirəm bunu sizi. Türk devletlerini. Sovetlər dönemində yaşadıklarına göre, Sovet İmperiyasının içinde yaşadığına göre, orada yönetimde yetiştirdiği insanların çoxu Rus eğitiminden keçib və Rus o kafasıyla bugün de oturup orada çalışmaqdadır. Türkiye'nin yaklaşımı elbette belki daha çabuk olurdu, daha tez meseleleri ele alırdı. Biraz zor bu meseleler. Türkiye buna adım adım gedir, benim haberim var. Türkiye bir çox belli etmese, söylemese bir çox işler yapılır. TİKA Türk dünya Türk hükümetine bağlı TİKA deyilen bir qurumun yaptığı sadece Azerbaycan'da yaptığı işleri bugün sadalasam görersiniz ki o Türk birliğine giden yolda altyapının hazırlanmasına ne kadar işler görülüb. Aynısı Özbekistan'da yapılır. Aynısı Türkmenistan'da yapılır. Kosova'da. Kosova'da yapılır. Balkanlarda yapılır. Bunlar yapılır. Sadece Türkiye'miz bu işleri yap. Azerbaycan'la işi çok kolay. Mesela TRT ile ortak yayımı ayarladılar ve yapılır. Bugün Avrasiya televiziyasından İctimai televiziya hiçbir engel tanıdık mı biz buraya gelip ortak yayımı yapanda? Hiçbir engelimiz yok. Azerbaycan buna şeyi açır, kucağını açır. Ha Azerbaycan'da Rus taraftarı olan, bugün Rus dilinde, Rus dilinin önemini bilen ve Rus eğitimin Rusça sağlanmasını isteyen güçler yok mu? Var. Ama buna rağmen Azerbaycan bu meselelerde Türk devletlerinin içinde en hassası. Kıbrıs zaten baştan ayağa Türkiye ile işbirliğinde ve Azerbaycan'dan işbirliği.